Türkiye enerjide kritik eşiği geçti. Önemli bir gelişmeyle, önemli bir konuyla karşınızdayız. Şırnak enerji üssü olacak dedi Erdoğan ve Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretileceğini söyledi. Türkiye'nin enerji üssü olursa ne olur? Bir tarafta bulunan kaynaklar, diğer yanda yeni enerji hatları ne olacak? Şimdi bir konuğumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şenay Yalçın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Şenay Bey. Hoş bulduk efendim. Soracağımız sorular var ama arkadaşlarımız bir grafik hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili aslında konu başlıklarını hazırladı. Hemen bir bakalım. Şu an Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili geçti. Hedef 100 bin varil. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Başlık başlık gidelim isterseniz. Şunu ifade etmek lazım. Tabii ki önce bunun bir rezerve ait yerden çıkartılması söz konusu. 2022 yılı içerisinde dünyadaki en büyük 2022 yıl içerisinde dünyada en büyük 10 keşiften birisi Gabar'daki rezervlerle ifade edildi ve ortalama yaklaşık olarak 150-200 milyon varillik bir rezerv olduğu ifade edildi. Türkiye'nin coğrafi konumunu baktığınız zaman, etrafını gördüğünüz zaman birçok yerde çok büyük rezervler olduğunu görüyoruz. Yani zaten dünyadaki petrol rezervlerinin %55 civarı Türkiye'nin bulunduğu coğrafya Orta Doğu'da bulunuyor. Fakat Türkiye'de büyük rezervler keşfedilmemişti. Bunun nedeni modüler olarak rezervlerin bulunması. Özellikle tektonik yapılardan dolayı, çarpışmalar dolayısıyla, kıtalar arası çarpışmalar dolayısıyla büyük petrol havuzlarının parçalanarak küçük küçük göller halinde düşünün. Modüler yapıda olması. Gabar'da keşfedilen aslında böyle bir modüler yapının keşfidir. 2600 metre derinlikte yapılan bir keşifti bu. Ve bu tabii çok önemli keşifti Türkiye için. İlk 2021'in sonu 2022'lerde de 5 kuyudan 5000 varillik günlük üretim yapılıyordu. Şimdi ise hedefler adım adım konuldu. 2023 hedefi aşıldı. 2024 hedefine ulaşmak için de artık 37 bin varil günlük petrol üretimi söz konusu şu anda Türkiye'de. 100 bin varil üretmek günde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olması. Bu arada bir haritamız da var. Onu da ekranlara getirirsek. Günlük petrol üretiminin 100 bin varil olması ne anlama gelir? Ne demektir? Anlamı şu. Şimdi öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi her ay açılacak kuyu sayısı belli. Açacağınız kuyu sayısına göre bu değişiyor. Mesela Mart ayı içerisinde 3 tane kuyu tamamlanmış olacak. Nisan'da 10 kuyu daha açılacak. Bunun anlamı Nisan sonunda siz eğer hesaplar tutarsa 50 bin varile zaten ulaşmış olacaksınız. Bu arada Kato Dağı'nın da yine aynı şekilde petrol arama kapsamında devreye girdiği. Şimdi sismik araştırmalar neticesinde elde edilen verilerin yapay zeka kullanılarak değerlenip sonucunda bu rezervlere erişiliyor. Şu ana kadar Türkiye'nin kendi özgün sismik araştırmaları yoktu. Zaten bu keşiflerin yapılmasının nedeni Türkiye'nin özgün sismik araştırmaları, 2-3 boyutlu sismik araştırmaları yaparak bu rezerve sahip olmasıydı. Şimdi hedef Kato Dağı ve Faraşin Yaylası olarak ifade edildi bilindiği gibi. Hı hı. Evet, Faraşin Yaylası aynı zamanda. Ve burada da olay şu, sismik araştırmaların değerlenmesi burada petrol rezervi olmasını işaret ediyor. Artık bunun bulunmasıyla ilgili tabii kuyu çalışmaları lazım. Sadece şunu ifade etsem herhalde ne kadar zor bir iş olduğunu söyleyebiliriz. 2023 yılı içerisinde 500 bin metreye yakın kuyu delinmiş. Evet. Bu inanılmaz bir rakamdır. 2022 yılında 191 kuyu açılmış ve sürekli kuyular açıldıkça da zaten petrol üretimi artacak. 100 bin varile ulaşması şu anlama gelir. Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 950 bin ile 1 milyon varile arasındadır. Bu sadece kamunun bir yerden çıkartacağı şeye ifade ediyoruz. Petrol üretimine ifade ediyoruz. Aslında Türkiye'de çıkartılan petrolün %70'i kamu ile %30 ise özel sektör vasıtasıyla yabancı sermaye ve yerli ortaklıkla yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 50 bölgede yapılıyor. Sadece bu bölgeyi dikkate almayalım. Yani Türkiye'nin başka bölgelerinde burada özellikle Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere üretimler yapılıyor. Ve Türkiye'nin petrole bağımlılığından kurtulması demektir.
Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olabilmesi için mutlaka enerjide bağımsız olması gerekiyor. Enerji üretimin ana girdisidir. Onun için hedefler hep böyle ifade ediliyor. Gerek Karadeniz'de, gerek Doğu Akdeniz'de, gerekse evet, Türkiye'nin karasal bölgesinde bu araştırmalar, bu çalışmalar son sürat devam ediyor. Şenay Hocam, o zaman harita eşliğinde, haritada varken karşımızda şunu sormak istiyorum size. Hangi hatlar Türkiye'den geçiyor diye? Petrol hatları olarak mı? Onu hat olarak demeyelim de bölgesel olarak dersek eğer çok daha iyi olur. Güneydoğu Anadolu bölgesi en büyük rezervlere sahip potansiyel olarak biliniyor. İkincisi Çukurova. Bu da çok önemli bir kaynak. Üçüncüsü Ege bölgesi, Manisa civarında olan kaynaklar. Dördüncüsü ise Trakya bölgesi, Edirne Kırklareli bölgesindeki muhtemel rezervler. Yapılan sismik araştırmalar bunları ortaya koymuş bulunuyor. Bunda nedeni zaten bellidir. Trakya'nın Romanya'ya yakın olması, o bölgede çıkartılan petrol rezervlerini dikkate alırsanız zaten biliyorsunuz doğalgaz rezervlerimiz de o bölgede bulundu. Bu bakımdan önemli ve çok umut veriyor. Beşincisi ise Karadeniz. Hı hı. Rize'nin açıklarında, Çayeli açıklarında bulunan bölgede Karadeniz ve 4 tane Karadeniz'de bölgede zaten ruhsat verildi 8 evet, yıl boyunca araştırma üzere. Bir belgesel vizör yapmıştık biz. Türkiye'ye terörün son işte 20 yılda, yani 20 yıldan da önce 40 yılda aslında kaybettirdikleri diye. Şırnak deyince aklımıza ister istemez orada geçmişten kaynaklı terörün varlığı gelirdi. Şırnak ismini duyduğumuzda. Şu anda Şırnak'ta petrol üretiminden, enerjide bağımsızlığın belki en stratejik noktalarından biri olarak bahsediyoruz Şırnak deyince. Bu değişimin önemini birazcık size sormak istiyorum. Bu ne hissettirdiğini sormak istiyorum. Bu gerçekten çok önemli bir soru ve yapı. Dikkat ederseniz eğer... Biraz önce çok zor çalışmalardan bahsettiniz, işte kuyu açmalardan bahsettiniz. Bunun çok zor olduğunu söylediniz ama 40 yıl öncesinde terörün olduğu bir bölgede bunu yapmak sanıyorum daha da... Ya mümkün değil. Dikkat ederseniz Türkiye çok ciddi bir stratejiyle bu araştırmaları yapıyor. Bakın, Irak'taki, Suriye'deki varlığımızı dikkate alacak olursanız eğer aslında enerji rezervlerimizin kalkanı olarak dikkate alabilirsiniz. Eğer biz bugün Gabar'da, Şırnak'ın diğer bölgelerinde yakında Katu'da yapılacak olan araştırmaları ve petrol çıkartmaları rahat yapabiliyorsak özellikle terörün bu bölgelerin temizlenmiş olması ve onun ötesinde de Irak ve Suriye'deki varlığımızla bu bölgeler sızmanın önlenmesi sayesinde olmuştur. Bunlar gerçekten hesaplanarak, kitaplanarak ortaya konan bir stratejidir. Bölgenin terörden temizlenmesi artık insanların da bölgedeki kendilerinin huzuru ve ekonomik kalkınma noktasındaki kazanımları dikkate alındığı zaman gerçekten büyük bir adım. Ve Türkiye %70 enerji dışarıya bağımlı. Hı hı. Yani ortalama da yılda 95 ile 100 milyar dolar arasında dışarıya para ödüyor. Yani ne anlama geldiğini sorduğun zaman biraz söyler misiniz? Tekrar ona bağlantı kuracak olursak düşünün ki ne kadar ödediğini biri daha söyleme şansınız var. 95 milyar ile 100 milyar dolar arasında Türkiye enerji ve enerji ürünlerini dışarıya para ödüyor. Yani enerjide bağımsız bir Türkiye dışarıya 95 ile 100 milyar dolar arasındaki o ücreti ödemeyecek. Elbette bunun yarısını bile ödemese yılda 50 milyar dolarlık bir yatırımı düşünecek olursanız eğer ne anlama geldiğini... 100 milyarın dışarı gitmemesi anlamına geliyor. Çok daha farklı boyutlara erişeceğiz. Bir başka husus, Türkiye'nin bunları artık keşfetmesi ve çıkartabilme yeteneği sahip olduğu enerji teknolojilerindeki kabiliyettir. Artık belli bir plan dahilinde hem yetişmiş insan gücü bakımından hem de enerji teknolojilerini geliştirme bakımından Türkiye büyük kabiliyet kazandı. Bu manada olmak üzere sadece Türkiye'de değil, Mısır, Cezayir, Libya gibi, Malezya gibi ülkelerde de petrol arama, araştırma ve ortak kullanıma yönelik anlaşmalar yapıyor. Ağını daha da genişletiyor. Hedefi Türkiye'nin bir enerji merkezi
olma hedefi var biliyorsunuz. Bu hedefe her etrafındaki tüm taşları döşeyerek sağlam bir yapıda girebilme hedefidir. Bunu da yakın bir zamanda zaten göreceğiz. Bir taraftan da finans merkezi biliyorsunuz, enerjide finans merkezi olmak üzere İstanbul şu anda son noktalara geldi. Bunlar gerçekten Türkiye'nin gelecekteki kabiliyetini gösteriyor. O da yetmiyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nı tabii, biliyorsunuz. Tabii. Oralardaki hidrokarbon yataklarının da bu merkez vasıtasıyla dünyaya açılması noktasında çok önemli çalışmalar yapılıyor. Peki tamam, ülkemize yönelik yani Türkiye'ye olan faydalarından bahsettik ama bölge halkını nasıl etkileyecek? Onları hangi onlar için hangi avantaj? Bir kere birinci ya oradaki faydası nasıl arttıracak? Birinci faydası bir kere istihdam sağlayacak. Yani düşünün, bölgenin insanları, ben de Doğu bölgesinden, Erzurumluyum ben. Erzurumlusun. Şimdi insanlar neden sanayinin olduğu, işin olduğu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha rahat sunulduğu bölgelere gider? Kendisine refah arıyor, bu hizmetlerin sunulduğu bölgeye gidiyor. Eğer bu bölgeler kalkınacak olursa, bu bölgelerde istihdam olursa başka yerde iş aramayacak. Elbette orada insanların yani varlığı... Bölge halkı çalışmak için ya da para kazanmak için farklı yerlere gitmesi gerekmeyecek diyorsunuz artık. Bu ve bunun gibi bulutlarla. Kesinlikle ve yani bu sistem tamamlandığı zaman da 50 binden fazla insana iş ve aş imkanı sağlanmış olacak. O da tabii ki bölgenin kalkınması açısından gerçekten büyük fayda sağlayacaktır. Sadece o bölge olarak düşünmeyelim. Türkiye'nin geneline bunu sunmak lazım. Yani İstanbul'daki deprem korkusunu biliyorsunuz. İnsanlar artık İstanbul'dan geriye gitmek istiyor ama gittiği yerlerde imkan arıyor. İşte tam da bu imkanlar yaratıldığı sürece de bu tersine göçün olduğunda bir ölçüde görmüş olacağız. Bir önceki grafiğe tekrar geçme şansımız var mı? Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı çünkü o grafikte. Onların üzerinden değerlendirelim istiyorum. Açıklamaların olduğu eğer elimizde varsa, yoksa da sıkıntı değil. Çünkü evet, birazdan gelecekmiş ekrana. Çünkü bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği bazı hedefler var Şenay Bey. İşte 100 bin varillik günlük üretim. Böyle bir üretime sizce ne kadar sürede ulaşılabilir? Hedef 2024 olarak açıklandı. 2004 yılı sonu. Buna rahat ulaşılabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü 2023 hedeflerinde 25 bin varillik günlük üretim planlanmıştı. 2022'deki hesaplamalara göre. Bu bir kere aşıldı. 2023'teki hedef 2023'te aşıldı. 2024 hedefleri de biraz önce kuyulardan söz ettim. Sadece bu ayın sonunda 40 bine ulaşabilme, önümüzdeki ayın sonunda 50 bin varillik günlük üretime ulaşma hedefleri var. Elbette bunu söylerken de sahip olduğunuz teknoloji ve sahip olduğunuz sermaye yatırımı dikkate alarak söylüyorsunuz. Onun için 2024'ün sonunda 100 bin varile ulaşılması bir hayal değil. Kesinlikle belki daha da fazlasına ulaşmış olacağız. Yani sadece öyle düşünmeyin. Türkiye'nin diğer yerlerinde de yatırım yapılıyor çünkü. Söz gelimi Adana'da şu anda Çukurova, Karahisarlı ve Ceyhan'da yapılan yatırımlar çok umut verici. Şu nokta önemliydi. Bir daha dönmek istedim. O yüzden bu grafiğe dönmek istedim. Evet. Arkadaşlarımız da getirdi sağ olsunlar grafiğe ekrana. Kato'da ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biraz önce bahsettik ama bence tam yeterli derecede özellikle Kato Dağı'na ve Faraşin Yaylası'na değinemediğimizi düşünüyorum. Özelinde konuşabilir miyiz acaba? Özellikle Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nın yeni petrol arama alanlarının arasına girmesi ne anlama gelir? Anlamı şu, yorumlayacak olacak olursak, demek ki biz bu bölgelerde yeter miktarda sismik araştırmaları şöyle, yaptık. Harita üzerinden ikisi yani, de var çünkü bu grafikte. Tabii ki. Şimdi baktığınız zaman Gabar'la Kato arasında ki yapıyı gördüğünüzde Judy bu üçgen içerisinde aslında biraz önce bahsetmiş olduğum modüler yapıda rezervler olduğunu ifade ediyoruz. Burada ayrı bir rezerv,
burada ayrı, burada da ayrı bir rezerv olduğunu gösterir. Yani parçalanmış, aslında bir bütün olarak düşünsek burada belki 1 milyar varile yakın bir kaynak var. Burada ama 1 milyar varile yakın bir kaynak. Bu üçünü dikkate aldığımız zaman bu bahsedilen 150-180 milyon varillik keşif şu andaki gerçekleşmiş olan keşif. Diğerleri ise sismik araştırmalar sonucunda ortaya konan bilgiler ışığında yapılacak keşifleri gösteriyor. Kuyular onun için açılıyor. Yani bir keşif kuyusu var, bir de üretim kuyusu var. Şu anda keşif kuyuları o noktalarda açılıyor. Kato Dağı'nda ki orada Faraş'ın yaylasını işaret edilmişti. Keşif kuyuları açılacak demektir. Keşif kuyularının sonucunda yeteri miktarda rezervi görürseniz eğer yapılan değerleme sonucunda o zaman üretime geçeceksiniz demektir. İşin daha güzel tarafı birçok yerde kuyu verimliliği açısından söyleyecek olursak günde 100 varil, 120 varil gibi bir üretim olan yerler var. Halbuki Gabar'daki petrol kuyularında her birinde 1000 varillik günlük üretim yapılıyor. Bu çok önemli. O zaman açılan kuyu sayısıyla Kato'daki açılacak kuyu sayılarıyla birlikte bu 100 bin sadece burada. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde şunu görebileceğiz. Bu 3 bölgede bizim günlük olarak 300-400 bin varil enerji ürettiğimizi göreceğiz ki bu inanılmaz bir şey. Bu üçlü üçgen içerisinde, bunun içerisinde bahsettiğim gibi en az 300-400 bin varillik üretim bir hayal değil yani. O zaman işte Türkiye'nin petrole bağımlılığı iyice aşağıya doğru düşecek ve oradan... O bahsettiğiniz 95 milyar dolarlık ücretlerde, enerji için olan o ücretlerde yurt dışına gitmemiş. Yani bakın ithalat ve ihracatımız arasındaki farkı varın onu karşılıyor. Tabii ki. Bir grafik daha, harita var galiba. Evet. Gayet detaylı bir harita. Ben size şey, burada bahsettiğim yer... Bakın bu bölgede sadece Şırnak'tan söz etmeyelim sadece. Bu bölgede Hakkari dahil Siirt, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa hatta Mardin olmak üzere bu bölge bizim petrol rezervleri açısından önümüzdeki yıllarda çok büyük keşiflerin yapılacağı bölgeler. Onun için Güneydoğu Anadolu demiştim ve de terör de dikkat ederseniz hep bu bölgede yaşandı. Evet. Yani bu bir tesadüf değildi. Çünkü bizim şu anda ulaştığımız bilgilerin bir bölümüne daha önce başka ülkeler ulaşmıştı. Yaptıkları uzaydan yaptıkları keşiflerle diğer keşifler zaten ulaşmıştı. Şimdi artık biz özgün kendi keşiflerimizle bunlara ulaşmaya başladığımız için onun için de terörü artık dışarıya itip dışarıda bunun mücadelesini yapıyoruz. Daha sonraki zamanlarda bahsetmiştim. Manisa bizim için çok önemli. Lütfen gelin. Onun ötesinde Adana ve Konya. Hı hı. Konya'da rezervlerimiz var. Yani sismik araştırmalara göre Konya'da da artık rezervlerimiz var. Adana, Osmaniye'de var. Hı hı. Daha sonra bahsettiğim gibi Manisa çok umut veriyor. Manisa'da şu anda araştırma yapılıyor. Hatta Adana öyle ki 400-450 metre içeriye girdiğiniz zaman petrole ulaştığınız bölgeler var. Halbuki Gabar'da 2600 metre. Yani bu önemli bir şey. Şimdi Adana'ya yeni planlama yapıyor. Adana'da 2500 metreye inilmesi için planlamalar yapıldı. Peşinden de zaten Edirne ve Kırklareli bölgesini dikkate aldığınız zaman Türkiye'nin petrol keşifleri ve üretiminde önümüzdeki tekrar söylüyorum 4-5 yıl bizim için kırılma noktasıdır. Ve tabii ki de Doğu Karadeniz yani bu bölgede ki petrolün keşfi artık petrol kendiliğinden su yüzüne vurmaya başladı. Yani günde ortalama 1 ton petrolün su yüzüne vurduğu görülüyor. Kendiliğinden sızmaya başladı. Bir de şu var. Karadeniz'le bu taraftaki Hazar Havzası'nı dikkate aldığınız zaman
Yıllar önce bunlar bir okyanustu. Hı hı. Daha sonra yapılan bu tektonik hareketlerle parçalandı bunlar. Çok çok. Karadeniz'inde tıpkı Hazar gibi bir havza oldu, artık değerlendiriliyor. O bakımdan Karadeniz de önemli. Türkiye'nin bir de münhasır ekonomik bölge yapısına dikkat aldığın zaman, hani Mavi Vatan diye adlandığımız bölge içerisinde Karadeniz'de aslan payı Türkiye'nin. Yani onun için eli rahat, rahatlıkla keşifler bekliyor. Derin deniz sondajı yapabilme kabiliyetine kavuştu Türkiye. 4 tane biliyorsunuz 3500-4000 metreye kadar sondaj yapabilecek gemimiz var. Bunlar da bizim için çok büyük bir avantaj. O yüzden önümüzdeki bu 8 yıllık verilen bir süre içerisindeki Karadeniz'deki araştırmalar çok umut verici olarak bize yansıyacaktır. Bir söz vardı eskiden, çok çok eskiden tabii ki kullanılan, büyüklerimizin kullandığı, İstanbul'un işte taşı toprağı altın derlerdi. Şimdi bu haritaya bakınca hem geçen boru hatları hem biraz önce işte Güneydoğu Anadolu'dan gösterdik. Biraz bu kavramı sanıyorum Türkiye için enerji anlamında kullanmak mümkün mü? Enerji boru hatları, yani geçen boru hatları. Anlıyorum. Şimdi Türkiye jeostratejik bakımdan çok önemli bir yerde bulunuyor. Bakın, 3 kıtanın kesiştiği noktada bulunuyor Türkiye. Biraz önce bahsettim. Orta Asya'daki Türk devletlerindeki kaynakların aktarılması. Öbür tarafta Rusya ile yapılan... Bu arada ticaret anlamında, konuyu dağıtmayacağım, sadece onu da söyleyeyim. Ticaret anlamında da orta koridorun bir önemi çıkmaya başladı. Kuzeyde savaş, güneyde savaş. Elbette, bakın şimdi Türkiye öyle güzel adımlar atıyor ki Orta Asya'yı direkt Avrupa'ya bağlayacak adımlar attı. Bunlar da üstelik bütün engellemelere rağmen kendi gayretleriyle başarabildi bunu. Şimdi yeni bir şey biliyorsunuz. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye ulaşacak demiryolu ve karayolu hattı yapılıyor. Yani İpek Yolu'nun farklı bir versiyonu daha geliyor. Türkiye şunu yapmaya çalışıyor. İzlediği politikalarla güvenilir bir ülke olduğunu gösterdi ve Avrupa'nın ve dünyanın enerji arz güvenliği noktasında olmasa olmaz ülkelerden bir tanesi haline geldi. Doğu Akdeniz'deki kaynakları düşündüğümüz zaman, Karadeniz'deki kaynaklar, Orta Asya'daki kaynaklar, bunların ihtiyacı olan bölgelere sevki noktasında Türkiye artık olmasa olmaz diye denklem içerisinde yer alan bir ülke. Üstelik Rusya buna muhtaç. Yani Rusya'daki hidrokarbon kaynaklarının bu dışarıya sevki noktasında Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu söylemişti Vladimir Putin. Kesin, çünkü başka güveneceği bir yerde kalmadı yani. Ve Türkiye ile yeni hatların açılması üzerinde de konuşuluyor. Eski hatlara paralel olarak. Bunlar hep dikkate alındığı zaman Türkiye'nin enerji politikalarının 2017 yılı içerisinde ortaya koyduğu milli enerji ve maden politikalarını devreye aldı ve adım adım hedeflere de ulaşıyor. Peki. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Ders anlatır gibi anlattınız. Çok teşekkürler Şener Hocam. Hocalık tarafı var elbette. yoksa yani rakamlarla da ifade edecek çok şey var. Grafik üzerinden hem görsel anlamda hem de anlatımınızdan kaynaklı bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bence gayet net bir şekilde anlaşılır oldu. Hem boru hatları açısından hem de yapılan çalışmalar kapsamında. Süremiz bitti ama lütfen bir cümle. Yani bakın, etrafına baktığınız zaman Doğu Akdeniz hidrokarbon yataklarına sahip. Karadeniz hidrokarbon yataklarına sahip. Bu tarafta Hazar Havzası hidrokarbon yatağı. Aşağıdaki Orta Doğu hidrokarbon yatağı. Yani bu çevre içerisinde neden Türkiye'de var, ancak zorlu koşullarda çıkartılacak kaynaklar var. Türkiye'de artık yatırım yapabilme kabiliyetine sahip ve bunları çıkartıyor artık. Çok teşekkürler Şenay Bey, bir kez daha aktardıklarınız için. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şenay Yalçın bizlerle birlikteydi. Önemli bir konuyu konuştuk, gündeme getirdik, ekranlara getirdik.